Dünya üzerinde amaçları farklı olsa da birçok yeraltı şehri bulunuyor. Bu yeraltı şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesinin ise Türkiye'de bulunduğunu biliyor muydunuz? Bu videoda sizler için Derinkuyu yeraltı şehrinin en gizemli gerçeklerini ortaya çıkardık ve dünyadaki diğer yeraltı şehirlerini araştırdık. Hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bir, Türkiye Derinkuyu. 8 kat büyüklüğünde olan ve 1967'de turizme açılmış Demirkuyu Yeraltı Şehri, Kapadokya'da bulunan 36 yeraltı şehrinin en büyüğüdür. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan bu yeraltı şehri, dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinin başında geliyor. Tarihi çok eskilere dayanan Kapadokya Yeraltı Şehri'nin yapılış amacı ise tam anlamıyla güvenliktir. Yapılış amacı diğer yeraltı şehirleriyle ortak olan bu şehrin temel amacı sıkça saldırıya uğrayan şehirde tehlike anında halkın geçici olarak sığınmasını sağlamaktır. Tarihi Hititlerle başlayan ve Roma ve Bizans dönemlerinde kullanılmaya başlanan bu yeraltı şehri özellikle Bizans döneminde çok sık şekilde kullanılmıştır. Yaklaşık binlerce kişinin barınma, yeme içme, ibadet ve savunma ihtiyacını karşılayabileceği bu yeraltı şehrinde aynı zamanda dünyanın en eski akıl hastanesi bulunuyor. Bunların dışında yeraltı şehrinin ziyarete açık alanlarında ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane, misyoner okulu, çalışma odası ve mezar odası ziyaretçileri bekliyor. 1963 yılında tesadüfen bulunmuş ve 1967 yılında ilk kez ziyarete açılmıştır. 8 kattan oluşan bu yeraltı şehrinin her katı ayrı özelliklerle donatılmıştır. Yeraltı şehrinin birinci katında ahır bulunurken, ayrıca hayvanların yemeyebileceği ve su içebileceği kabaca uyulmuş olan oyuklar da bu katta görülüyor. İkinci kata giden koridorun sağında ve solunda oturma odaları yer alıyor. Bu kat aynı zamanda mutfak ve üzüm ezme yerinin bulunduğu alan olarak bizleri karşılıyor. Su deposuna ulaşan bir deponun yer aldığı üçüncü katta ise erzak depoları bulunuyor. Çıkış güzergahının yer aldığı dördüncü katta ise çeşitli erzak depoları ve odalar dikkat çekiyor. Havalandırmaların yer aldığı beşinci kat ise bu şehrin en büyük bölgesi olarak bilinmekte. Haç planlı bir kiliseyi de barındıran bu katta bir kuyunun yanı sıra alçak ve uzun bir tünel yardımıyla ulaşılan mezar odası var. Diğer yeraltı kentleri gibi bütün Bulgarı 5. 9. yüzyıllar arasında Bizans döneminden kalma Derinkuyu yeraltı şehrinin Arap-Sasani akınlarına karşı yapıldığı, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de askeri amaçlarla kullanıldığı düşünülmekte. 2. Edinburgh Mahzenleri. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan yeraltı mahzenleri farklı korku hikayelerine ve çeşitli efsanelere sıkça konu oluyor. 1700'lü yıllardan kaldığı bilinen bu mahzenler, fantastik öykü ve anlatılarda genellikle seri katillerle, kaçakçılarla ve hayaletlerle ilişkilendiriliyor. İçinde bambaşka bir dünyanın bulunduğu bu mahzeni her yıl dünyanın dört köşesinden binlerce macera tutkunu tarafından ziyaret ediyor. 1788'de açılan mahzenler, her ne kadar korku hikayelerine konu olsalar da aslında hanlar, ayakkabı tamircileri, bıçakçılar ve diğer zanaatkarlara yer sağlanması için inşa edilmiş. Fakat daha sonra zanaatkarların burayı terk etmesiyle mahzenler şehrin en fakirleri tarafından işgal edilmiş. 3. Diyacheng. 1970'lerde istilalar, bombalamalar ve nükleer saldırılar sırasında sığınak olarak inşa edilmiş bu yeraltı şehri, Çin'in başkenti Beijing'de bulunuyor. Diğer yeraltı şehirlerinin aksine geçmişi 50 yıllık olan bu yer, aynı zamanda yeraltı Çin Seddi olarak da biliniyor. Uzun süreli sığınma ihtiyacı duyma ihtimali yüzünden okul, hastane gibi hizmetleri de içerecek şekilde tasarlanmış olan yeraltı şehri, aynı zamanda 100 farklı gizli girişe sahiptir. Fakat bu yeraltı şehrinin kullanımına ihtiyaç duyulmadığı için Çin hükümeti bu şehri halka açık bir hale getirmiştir. 4. Vyelichka Tuz Madeni. 13. yüzyıldan 2007 yılına kadar sofralık tuz üreten bir yer olan Vyelichka Tuz Madeni, Polonya'nın Krakow şehrinde bulunuyor. Dünyanın en eski tuz madenlerinden biri olan bu bölge, toplam uzunlukları 300 kilometreyi geçen galerilerden oluşuyor. 3000'den fazla odanın bulunduğu ve toplam 9 katı olan bu madenin ziyaretçilere açık olan sadece 3 katı var. UNESCO tarafından korunma altına alınan tuz madeninde 2 adet kilise ve ünlü isimlerin tuzdan yapılmış heykellerini de görmek mümkün. 5. Pilsen Tünelleri, Çekya.
Çek Cumhuriyeti'nin Pilsen şehrinde bulunan yeraltı tünelleri, 20 kilometreye aşkın uzunluklarıyla Avrupa'nın en uzun tünellerinden bir tanesidir. 14. yüzyılda şehrin caddelerinin altına inşa edilen geçitler ve tünellerin yer aldığı labirent şeklindeki bu yerin amacı yiyecek ve içecek varillerini depolamakmış. Aynı zamanda saldırı durumunda kaçış olarak da kullanılması planlanan bu mahzenin birçok gizemi bulunuyor. Bu gizemlerden en büyüğü ise yeraltı şehirlerinin duvarlarında hazinelerin gömülü olduğudur. 6. Mesa Verde, ABD. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bulunan Mesa Verde, ABD'nin en büyük arkeolojik kazı alanı olarak bilinmektedir. UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alan Mesa Verde, Kızılderililerin ataları tarafından M.Ö. 600'lü yıllarda inşa edilmiştir. 1300'lü yıllara kadar aktif olarak kullanılmış olan bu yerleşim alanı, daha sonra beyaz sömürgecilerin buraya gelmesiyle kullanılamayacak bir hale gelmiş. Şu an Amerika'nın en turistik bölgelerinden bir tanesi olan Mesa Verde, kesinlikle görülmesi gereken yeraltı şehirlerinden bir tanesidir. 7. Cooper Paddy. Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan Cooper Paddy, görenleri hayrete düşüren bir yapıya sahiptir. Opal madenleri için kazılan binlerce kuyu, halkın sıcak hava koşullarından korunması için içinde yaşadığı birer yerleşim haline gelmiş. Dayanılamayacak bir kuraklığın yaşadığı bu kasabada termometreler yaz aylarında 43 derecenin üzerine çıkıyor. Bunun yanı sıra sürekli toz fırtınalarının yaşandığı kasabada halk artık yaşayamayacak duruma gelmiş. Kendilerine yeni yerleşim arayan yerliler aradıkları bu yeri yer altında bulmuşlar. Kasaba sakinleri geçmişten kalan maden kuyularına 500 adet ev inşa edip bu evleri birbirine bağlamış. İlk başlarda evlerle başlayan bu yerleşim yerine daha sonra alışveriş merkezleri, kiliseler ve müzeler açılınca burası tamamen bir şehir haline almış. 8. Setenil de las Bodegas, İspanya. Güney İspanya'da bulunan bu gizemli küçük kasaba tam olarak yeraltı şehri olmasa da daha önce görülmemiş bir şekilde devasa bir kayanın altında yer alıyor. Toplam 3000 kişinin devasa kayanın altında yaşadığı bu yerleşimde evler bu kayaya uyumlu bir biçimde duvarların içine ve altına doğru inşa edilmiş. Burada yaşayanların avantajı ise evlerin kayaların içinde yer aldığı 4 mevsim iklime uyum sağlamasıdır. Kış aylarında sıcak, yaz aylarında serin olan bu evlerde yaşayan insanlar aynı zamanda turizmden de büyük bir gelir elde ediyorlar. 9. Petra, Ürdün. Ürdün'ün en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Petra yeraltı şehri, Hor Dağı'nın eteklerinde kurulmuş. M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiş olan Petra yeraltı şehri, dev bir şehir meydanı, devasa şehir tiyatrosu ve sahip olduğu kalesiyle görenleri şaşkına çevirmektedir. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan bu yeraltı şehri, aynı zamanda Petra antik kentinin en önemli parçasıdır. 10. Nauru, Fransa. Fransa'nın kuzeyinde bulunan ünlü yeraltı şehri Nauru, 2 kilometre uzunluğundaki tüneller ve sayıları 300'ü aşan insan yapımı odalardan oluşuyor. Yerin 100 metre altında kalan yapının inşasına ise 3. yüzyılda başlanılmış. Roma döneminde maden ocağı olarak kullanılan Nauru, Ortaçağ savaşları ve isyaları sırasında ise klasik olarak sığınma yeri olarak kullanılmış. 3000 kişi kapasiteli şehrin kendine ait ahırları, kiliseleri, kuyuları ve fırınları bulunmakta. 11. Yerebatan Sarnıcı. İstanbul'un en çok ziyaret edilen turistik noktalarından bir tanesi olan Yerebatan Sarnıcı, aynı zamanda dünyanın en değerli yeraltı yapılarından bir tanesi olarak bilinmekte. Görebilmek için 52 basamaklı bir merdiven aracılığıyla yerin dibine kadar inilmesi gereken sarnıçta her biri sanat eseri olarak görülen 336 adet sütun bulunmakta. 100 bin ton su depolayabilmek için inşa edilen sarnıç 527 ila 565 yıllar arasında Bizans İmparatoru 1. Justinianus'un talimatıyla yaptırılmış. 12. Ani Mağaraları, Kars. Kars'ın Ocaklı Köyü yakınlarındaki Ani Harabeleri çevresinde yer alan Ani Mağaralarında toplam 823 adet yapı ve gelişmiş mağara bulunmakta. Bostan Deresi'nin iki yakasındaki tüf kayalıklarına oyulan bu mağaralar, mezar, depo ve ev gibi çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Peki siz bu yeraltı şehirleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Eğer imkanınız olsa yeraltı şehirlerinde yaşamak ister miydiniz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.